söylemek istersiniz? Aramızda yaklaşık 1 kilometre var. Evet, 3 günden beri biz de tedirginiz. Çünkü bu bölge genelde kaygan bir bölge. Kaldırımlarımız kayıyor, yollar kayıyor. Bu kayan hisar evlerinde de 5 villa çok ağır zarar görmüş. Bunlardan 2 tanesi tamamen oturulmaz haldeymiş. Bugün birkaç saat önce İmar Müdürlüğü'nden, Büyükşehir'den ve Çevre Bakanlığı'ndan bir takım ekipler geldi. Tutanaklar tutuldu. Bu işe sebep olan İzmirli firma olduğu söylenen Folkart hakkında işlem yapılacağı beyan edildi. Ama bölge çok hassas, kaygan. Burada inşaat yapan, özellikle villa inşaatı yapan firmaların teknik olarak çok dikkat etmesi lazım. Burada onlarca aile şu anda panik durumda. Peki sizin de oturduğunuz yerde de bir yol kayması mevcut. Bunun da bundan doğru kaynaklandığını düşünüyor musunuz? Tabii. Yani burası söylediğim gibi 3 sene önce kaldırımımız tamamen kaydı, yıkıldı ve yapıldı. Alkent 2000 mahallesi Çamlıca bulvarındaki kaldırım. Burada bakın resimlerde de gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar kayma başladı. Yani bu kayma devamlı var. Bu bölge Heyelan bölgesi adeta. Çok dikkat etmek lazım. Bu hisar evlerindeki yıkımlardan sonra da bölgedeki insanlar bayağı bir panik oldular. Acaba bizim de villalarımız zarar görecek mi diye. Herkes şu anda teyakkuz halinde. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Şunları görüyor musun? Bakın, kayıyor. Çatlamış. Daha. Bak, görüyor musun? Kaymış gitmiş burası. Beyazı da yiyor bak. Buradan daha iyi olur. Villa mı? Bak oradan da şöyle giriş işte güzelce. Detay gördünüz. Mis. Senelerden beri kayıyor. Bu yol 2-3 defa yapıldı. Şimdi tekrar kaymaya başladı. Bakın burada belli. Böyle gidiyor. Ve belediyenin tedbir almasını istiyoruz. Hem büyükşehir hem de ilçe belediyesinin tedbir alması lazım. Bakın burada. Yani yarın bunlar böyle binalara doğru sirayet edecek. En ufak bir depremde